Herkese merhaba arkadaşlar. Web'de ne var? Kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayız. Evde flashsız, CD'siz veya programsız olarak format nasıl atılır, kendimiz nasıl atarız bunu anlatacağız. Bizim uygulamış olduğumuz adımları sizler de tek tek uygularsanız kolay bir şekilde dışarıda hiçbir para ödemeden 50-60 lira gibi fiyatlardan bahsediliyor şu anda format için. Böyle paralar ödemeden sizler de kendiniz basit bir şekilde format atabileceksiniz bu videodan sonra. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu türde videoların gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda bizlere bunu belirtebilirsiniz. Buyurun isterseniz videoya geçelim. Bizim laptopumuz oldukça yavaşladığı için biz format atmak istedik. Şimdi tek tek adımları uygulamaya başlıyorum. İlk adımımız olan Ctrl Alt Delete tuşuna basarak bu ekranı açmanız gerekiyor. Shift tuşuna basılı tutarak şurada görmüş olduğunuz power butonuna tıklıyorsunuz ve yeniden başlata tıklayarak devam ediyorsunuz hala shift tuşuna basılı tutuyorum. Shift tuşuna sürekli basmam gerekiyor bu durumda. Sizler de shift tuşuna açılana kadar basmaya devam etmeniz gerekiyor. Shift tuşunu bıraktığım anda ise bu ekran bizleri karşılıyor. Burada 4 tane seçenek var. Sizlerde farklı seçenekler de gelebilir. Devam var. Kişisel bilgisayarınızı kapatın var. Aygıt kullanım var. Ve sorun gider var. Bizim burada tercih edeceğimiz seçenek ise sorun gider tercihi olacak. Bu adımdan sonra ise bu bilgisayar sıfırla ve gelişmiş seçenekler olmak üzere 2 adet seçenek var yine. Bu seçenekleri de tıkladıktan sonra bu adımımızda 2 adet yine seçenek var. Dosyalarımızı sakla ve her şeyi kaldır seçenekler bulunmakta. Ben tamamen bir format atmak istediğim için her şeyi kaldır tonuna tıklıyorum. Gördüğünüz üzere bilgisayarımız şu anda yeniden başlıyor. Burada bir süre bekleyeceğiz. Şu an bekleme evresindeyiz. Burada yaklaşık olarak normalde 5 dakika gibi bir bekletme süresi bulunmakta. Belki bizimki daha erken veya daha geç bir şekilde derken ekranımız geldi. Bu adıma geldikten sonra ise iki adet yine seçenek bulunmakta. Bulut indirme ve yerel yeniden yükleme seçeneği var. Windows'u indir ve bunun yanında yerel yeniden yüklemede ise Windows'u bu cihazdan yeniden yükle diyor. Biz bu seçeneği tercih ediyoruz ve şu an gerekli şeyler hazırlanıyor diyor. Bu aşamadan sonra ise yine iki seçenek gelecek. Bu iki seçeneği şimdi sizlere tekrar göstereceğim. Burada değinmem gereken önemli bir şey var. Aslında bunu videonun başında söylemem gerekiyordu ama burada da söyleyebiliriz. Sizler dosyalarınızı, önemli dosyalarınızı, bilgisayarınızda daha önce kullanmış olduğunuz programların tüm dosyalarını farklı bir sürücüye, genelde C sürücüsüne format atıldığı için E sürücüsü gibi veya herhangi bir flaşa atarak dosyalarınızı sağlama alabilirsiniz. Çünkü biz burada sürücüyü tümüyle temizle seçeneğini kullanacağız ve C'deki bütün veriler, bütün dosyalar silinecek. Burada Word dosyası olsun, RAR dosyası olsun diye sizin programlarınızın dosyaları olsun bunların hepsinde saklamanız gerekiyor. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Önemli bir nokta. Çünkü verilerinizden olmayın format atarken. Burada söylediğim üzere sürücüyü tümüyle temizle seçeneğini kullanacağız. Siz isterseniz yalnızca dosyalarımı kaldığı seçeneğini de kullanabilirsiniz. Ama sürücüyü tümüyle temizlediğinizde bilgisayar önemli bir rahatlamaya ulaşmış olacak. Kısacası daha hızlı bir bilgisayara sahip olacaksınız bu dakikadan sonra. Şimdi bunu tıklıyorum. Gerekli şeyler hazırlanıyor diyor. Burada biraz bekleme süremiz olacak olacak. Bilgisayarımız şu anda formatlanıyor. Yani bilgisayarımız yeniden doğmuş gibi olacak. Rahat bir kullanım, hızlı bir kullanım sunacak sizlere. Burada son aşama ekranı açıldı. Burada artık bizim emin olup olmadığımızı soruyor. Bu cihaz sıfırlamaya hazır mısınız? Bu işlem geri alınamaz diyor. Yani burada sıfırlama işleminde bu cihazdaki tüm kişisel dosya, ayarlarda yapılan değişiklikler, tüm uygulama ve programlar gibi bunların hepsini kaldıracağını söylüyor. Biz burada tabii ki sıfırla seçeneğine tıklıyoruz. Ve bilgisayarımız şu dakikadan sonra sıfırlanmaya başladı. Şu an %1'den başladı. Bu işlemin uzun süreceğini düşünüyorum. Ben videoyu bu işlem bittikten sonra devam ettireceğim. Şu anda gördüğünüz üzere Windows yükleniyor %9. Bunun yüklenmesi bayağı bir sürecektir. Burası yüklendikten sonra sizlerle formata devam edeceğiz. Evet, Windows'un yüklenmesi bitti şu anda. Burada bizi bekletecek bir süre. Evet şimdi bölgeyle başlayalım dedi. Bu doğru mu dedi. Buraya Türkiye'yi seçip evet dedikten sonra devam ediyoruz. Bundan sonra klavye düzeni doğru mu diyor. Q klavyeyi seçiyoruz. Türkçe Q klavyeyi seçiyoruz burada. Evet deyip buraya da devam ediyoruz. İkinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz diyor. Atla diyerek burayı da geçiyoruz. Burada A'a bağlanmamız gerektiğini söylüyor. Biz buradan kendi Wi-Fi'mizi seçip A'a bağlanıyoruz. Son kısımda ise A'da bağlandıktan sonra güncelleştirmeler kurulumunu yapacak. Burada bittikten sonra Windows 10 lisans sözleşmesi diyor. Bunu tabii ki kabul edip devam edeceksiniz yine burada. Bu kısımda ise telefon numaranızı, diğer bilgilerinizi eklemenizi istiyor. Biz telefon numaramızı girdik burada. Ve devama bastığımızda yeni bir sayfa yine açılacak. Pin oluşturmanızı istiyor. Bilgisayarınız açılırken nasıl bir parolayla açılsın bunu girmeniz gerekiyor burada. Burada kendi pininizi giriyorsunuz. Yani bilgisayarınız ne şekilde açılsın onu girdikten sonra yine devama basıyorsunuz. Bu ayarlamalar sizin isteklerinize göre aslında. Videoyu buraya kadar uzatmak istemiyorduk ama buralarda da sorun yaşamamanız adına ve son olarak cihazınız için gizlilik ayarlarını seçin geliyor. Kabul et butonuna tıklıyoruz burada. OneDrive ile yedeklemek istiyor musunuz diye soruyor burada. Evet dedikten sonra ileri seçeneğine tıkladıktan sonra devam ediyoruz. Microsoft 365 deneme sürümü burada Microsoft'un hizmetleri geliyor. Devam ediyoruz. Ve bilgisayarımız şu anda kurulumu tamamladı. Merhaba geldi. Sizin için her şeyi hazır hale getiriyoruz. Ekranı geldi. Şu anda kurulumun son aşaması diyebiliriz artık ve bu birkaç dakika sürebilir diyor. Biz burada yine videoyu kesiyoruz. Ve şu anda kurulumu bitirdi her şey için hazır hale geldi ve masa üstümüz, masa masaüstü ekranımız şu anda gelmiş bulunuyor. Biz gerekli programları yükleyip gerekli güncelleştirmeleri yaptıktan sonra bilgisayarımızı tamamen hazır hale getireceğiz. Bugün sizler için en önemli konulardan birisi olan bilgisayarınıza evde CD'siz programsız format atma konusuna değindik. Bu konu hakkında bilgilendirmede bulunduk. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.